Merhaba, yeniden yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Tayfun. Uzun zamandır video çekememiştim. Bugüne nasipmiş. Yerde zor buldum. Evde bir takım tadilatlar vardı o yüzden. Biraz da gürültüler geliyor sokaktan. Kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok buna. Bugünkü konumuz kendini sevme. 10 maddede kendini sevme. Bu yaşamlarımız için oldukça önemli bir konudur. Hatta şöyle başlamak isterim. Hayatımızda yaşadığımız kötü olayların ve çevremizde olup biten, daha doğrusu çevremizde var olan somurtkan, saldırgan insanların asıl dertleri de budur. Savaşların bile çıkma nedeni bu olabilir. Kendini sevmeme. Zira kişiler kendilerini sevmediklerinde başkalarına saldırırlar. Saldırgan insanların tipik özelliğidir bu. Kendini sevmeyen kişilerde saldırganlık duyguları ağır basar. Veya kendini seviyormuş gibi gösterirler bu kişiler kendilerini. Örneğin öz güveni düşük insanlar kendilerini ön plana çıkarmak için gösteriş yaparlar. Halbuki hem özgüvenleri düşüktür hem öz sevgileri düşüktür. Kendilerini sevmedikleri için bu tarz davranışlara girişirler. Şöyle ki biri başkalarından haz etmediğinde bu onun kendinden de haz etmediğinin bir göstergesidir. Bunu pek çok defa gördüm, yaşadım. Saldırgan insanları gözlemledim. Aslında kendileriyle dertleri olduğunu gördüm. Yardım edilmesi lazım o insanlara. Bu videoyu da bunun için yaptım. Umarım kitlesine ulaşır hazırladığım video. Şimdi bunun birinci maddesi, kendimizi sevmemizin birinci maddesi kendimizi tanımamızdır. Kendimize odaklanmamızdır. Ama bu egoizm değildir. Egoizm daha farklı bir konudur. Kendimizi tanımak için duygularımıza, neler düşündüğümüze, neler hissettiğimize dikkat etmemiz gerekir gün içinde. İnsanlar sohbet ederler bir yerlerde, işte otururuz bir yerde sohbet ederiz birileriyle. O anda aklımızdan neler geçiyor? Bu düşüncelere dikkat etmemiz gerekir. Veya kendimizi tanımamız için diğer bir yöntem, ilgi alanlarımızı keşfetmemiz gerekir. Bunu da bir kütüphane, büyük bir kütüphaneye gidip şöyle bir gezinirseniz, kütüphanenin içinde kendinizin ilgi alanlarını bulabilirsiniz. Orada seveceğiniz şeyler bulup kendinizle bunları özdeşleştirebilirsiniz. Yöntemlerden aklıma gelen bu oldu. Kendimize odaklanıp, iç sesimize odaklanıp kendimizi tanıyabiliriz. Veya NLP tekniğidir bu. Kendimize uzaktan bakabiliriz. Biriyle tartıştığımızda, bir olay yaşadığımızda veya bir kutlamada, herhangi bir yerde disassociation deniyordu sanırım İngilizcesi NLP dilinde. Uzaktan bakmak olaya, başkasının gözünden bakmak kendine. Bu kendimizi tanımamızda oldukça yararlı bir yöntem olur. Kendimizi tanıdığımızda kendimize daha özverili davranırız. Ona göre davranırız. Çünkü tanımadığınız birine nasıl davranacağınızı bilemeyeceğiniz gibi kendinizi de tanımadığınızda kendinize nasıl davranacağınızı bilemezsiniz. İkincisi, kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Çünkü bir yazarın dediği gibi o odur, sen de sen demiş bir yazar. Ama hatırlamıyorum ismini. %100 Düşünce Gücü adlı kitabın yazarı demiş daha doğrusu. Adamın adını hatırlayamadım şimdi. Kendimizi başkalarıyla kıyasladığımızda kendimizden uzaklaşırız. Ve kıyaslama genelde gam ve keder getirir.
üzüntü getirir, öfke getirir. Çünkü onda niye var, bende yok dediğinizde kendinize yük getirmiş olursunuz. Kendinizi yaşamaktansa bir başkasının hayatını yaşama çabası içine girersiniz. Siz sizsinizdir, ben benimdir. Yani şöyle daha açık bir ifade kullanayım. Başkalarının planlarına, yani size ait olmayan başkalarının planlarına dalmış olursunuz. O zaman yine kendinizden uzaklaşırsınız. Ve onu başaramazsanız eğer bu sizi mutsuz eder. Halbuki kendinize odaklansanız, kendi planlarınızı yapsanız, kendi yeteneklerinizi ortaya çıkarıp kendiniz olur, kendi başarılarınızı kutlarsınız. Başkasınınkini kıskanıp veya o kişiyle kendinizi karşılaştırmak yerine. Bu da sizi bir tık öteye götürebilir. Yani kendiniz olup kendi hedeflerinize odaklanmak, başkalarıyla kendinizi kıyaslamamak, kendinizi sevmenizde iyi bir adım olur. Bir üçüncü adım, bu arada not aldım, aklımda tutamadım. Kendine yok yere hediye vermek. Kendini yok yere ödüllendirmek. Bu oldukça etkili bir kendini sevme çalışması olabilir. Yani bir şeyi kazanıp kendine hediye vermek değil de hiçbir şey yokken kendine hediye vermek. Bu herhangi bir şey olabilir. Yürüyüşe çıkmak bile olabilir. Kendine vakit ayırıp bir yürüyüşe çıkmak. Kendine hediye. Ama sadece kendin için yapman gerekiyor bunu. Bir başkası bilsin diye değil. Örneğin, ama bu tabii abartılmamalı. Yani tutup 100 bin liralık arabada alınmaz kendini seveceğim diye. Yani bu tabii zengin biri için böyle bir sorun olmayabilir ama kendi ölçütünüzde, kendi bütçenize göre kendinize hiçbir neden olmadan bir hediye vermek yine kendinizi sevmenizde iyi bir adım olacaktır. Kendimize duyacağımız sevgiyi artırmada bir diğer adım, yani dördüncü adım, kendimize karşı dürüst davranmaktır. Bu söylendiği kadar kolay değildir. Herkes bunu söyleyebilir. Evet, ben de söyleyebilirim ama ne kadar kendimize dürüst olduğumuz, daha doğrusu kendimize ne kadar dürüst olduğumuz konusunda şüpheliyim. Kendine dürüst davranmak demek zaten başkalarına da dürüst davranmak demek. Tam manasıyla. Tam bir adaletle. Şöyle düşünebiliriz. Kendimize nasıl dürüst davranabiliriz? Kendimize karşı dürüst olabiliriz. Olayları yorumlarken kendi lehimize olsun diye adaletten ayrılmadan objektif bir şekilde değerlendirmektir. Bundan zarar da görsek, fayda da görsek bir şeyden, kendimize karşı dürüst davranmamız gerekiyor. Zarar da görebiliriz bu durumdan ama kendimize karşı dürüst olduğumuzda benim metafizik diyebileceğim iç alemimizle daha üst bir düzeye çıkabiliriz. Kendimize karşı dürüst davrandığımızda, çünkü başkalarına karşı da, topluma karşı da dürüst davranırız. Bu oldukça önemli bir unsurdur. Kendimize karşı dürüst davranmamız demek, zaten ister istemez çevreye de dürüst davranmamız demektir. Bir örnek vereyim. Sınavda kopya çekmek hem öğretmene karşı dürüst olmayıştır, hem kendinize karşı. Kendinize karşı da dürüst olmazsınız kopya çektiğiniz zaman. Önce kendinize olmazsınız. Bu öz saygınızı düşürür. Öz sevginizi düşürür. O yüzden dördüncü adım olarak hayatın her alanında kendinize dürüst davranın. Adaletle davranın ki
başkalarına da adaletle davranabilirsiniz. Beşinci unsur, kusurlarınızı kabul edin. Herkesin mutlaka bir kusuru vardır. Mesela benim konuşma kusurum vardır. YouTube videosu çeken biri de olsam, ki amatör biriyim şu an, bunun da farkındayım, R'leri söyleyemem. Bu bir kusurdur ama bu beni ben yapandır. Bunu saklamak için bir ya da tedavi bile, ki belki edilebilir, ki ben diksiyon eğitimi de almış biriyim. Belki bunun üzerine, ki biliyorum çalışmalar da var ama uğraşmadım bununla. Çünkü ben bununla varım. Sizin de mutlaka bir kusurunuz vardır. Hepimizin bir kusuru vardır. Bu kusurları kapatmak değil de bu kusurları içselleştirip bunlarla birlikte sizi siz yaptığının bilinciyle, kusurlarınızın sizi siz yaptığının bilinciyle hayatınızı devam ettirdiğinizde çok daha rahat ve öz saygınızı da yüksek, kendinizi daha rahat hissedeceğiniz gibi öz saygınızı da daha yüksek bulursunuz. Kusur çünkü sizin kontrolünüz dışında gelişen şeylerdir. O yüzden kusurları saklamak değil, onlarla özdeş olmak doğrudur. Hangi kusurunuz varsa yarın bunun üzerine çalışın derim. Yani ne bileyim, herhangi bir kusur olabilir. Konuşma bozukluğu da olabilir. Bu ne bileyim, bedensel özür de olabilir. Yüksek sesle konuşma huyu da olabilir, atıyorum. Herhangi bir kusur, toplumun kusur adettiği bir kusur da olabilir. Bununla birlikte yaşamaya, bununla var olmaya devam etmeniz gerekiyor. Bunu sakladığınızda, eğer düzeltilebilir ve düzeltilmesi gereken bir şey ise tabii ki düzeltin. Ama düzeltilemeyecek bir durumsa bununla yaşamayı öğrenin. Bunu parçanız yapın, ki bu zaten sizin parçanız. Sizinle var. Sizi siz yapan bir kusurdur bu. Benim anlatmaya çalıştığım. Benim R'leri söyleyemem. Bu beni ben yapandır. Yıllardır da böyle. Bunu değiştirmek için bir çaba da harcamadım. Harcamayacağım da. Bazen yabancı dil konuşmamda işime yarayabiliyor ama Türkçe konuşurken, kendi dilimi, öz dilimi konuşurken belli oluyor. Bu kusurla beraber yaşayıp bununla özdeş olmanız gerekiyor. Kabul edip içselleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda kendinizi daha rahat hissedersiniz. Rahat insanlar hem kendilerini daha çok severler, hem insanları daha çok severler. Zaten kendisini sevmeyen başkalarını da sevemez. Sırlardan biri de bu yani. Altıncı madde, kendinizi eğlendirin. Eğlenmek için zaman ayırın. Bu sinemaya gitmek olabilir. Yine ne söyleyeyim, koşu yapmak olabilir. Spor gibi bir şey de olabilir. Yani sizi iyi hissettiren bir şey. Herhangi bir şey olabilir. Yani örneğin ne diyeyim, bir eğlence parkına gidersiniz mesela. Kendiniz için, sadece kendiniz için eğlenmeye vakit ayırın. Çünkü eğlenmek bizi rahatlatır. Rahatladığımız ölçüde de öz saygı ve öz sevgimiz artar. Bir diğer unsur, yani sekizinci maddemiz, şükretmek. Şükür listesi oluşturmak. Bunun için başka bir videom var gerçi. Orada da değindim. Şükretmenin Gücü adlı videomu da izleyebilirsiniz. Burada kartlara da koyarım onu. Tabii toplumun bildiği anlamda şükür değil. Benim kastettiğim şükür. İşte bununla yetin, hadi tamam, gerek yok başka bir şey yapmana değil de, eldekileri kullanmak, şükretmek. Eldekilerin kıymetini bilmek ve eldekileri en verimli şekilde kullanmaktır şükür. Çünkü bu kelime özel bir kelimedir. Kafir üstünü örten demektir, yani nankörlük eden. Şakir şükreden demektir, yani üstünü açan, kıymetini açığa vuran demektir. Elinizdekilerin kıymetini açığa vurun. Sahip olduğunuz her şeyin, kalem bile olabilir basit, bedenin, sağlığın, hepsinin
kıymetini bilerek bunlarla daha üretken nasıl olabileceğiniz üzerine odaklanın. Elinizdekilerle daha verimli nasıl çalışabileceğiniz, neler üretebileceğiniz üzerine odaklanın. Şükür budur. Hatta her sabah şükredeceğiniz 3 şey hatırlayın uyandığınızda. Herhangi bir şey olabilir. Bu sizin bileceğiniz bir şey, yani ben neye şükredeceğinizi ben bilemem ama bunu en iyi siz bilirsiniz. Şükredeceğiniz bir şeyler bulup bunlara odaklanın. Emin olun bu sizi çok mutlu kılacağı gibi öz saygı ve öz sevginizi de artıracaktır. Kendimizi sevmede 8. ve çok önemli bir madde hayır diyebilmemizdir. Şöyle ki, istemediğimiz bir şeyi açıkça reddedebilmemiz gerekir. Çünkü hayır diyemediğimizde bize yapabileceğimizden çok fazla yük gelir. Yük bindirir insanlar, olaylar ya da tahammül edemediğinizde hayır deyin. Karşı taraf kırılabilir ama sizin de sağlığınız, sizin de bir benliğiniz var. Kırıcı olmadan olumlu bir ses ve söz ile hayır demeyi öğrenin. İstemediğinizde hayır deyin. Bu hayır hayırlı bir cümledir. Hayırlı bir kelimedir. Bunun da yararını mutlaka göreceksiniz. Her ne istemiyorsanız hayır deyin. 9. maddemiz, duygularınızı ifade edin. Salın duygularınızı ama kırıcı olmadan. Şöyle değil yani, dokunur hatıra kendini bilmez, asilzadelerden hiç kemlik olmaz, sen iyilik et de o zayi olmaz, darılıp da başa kakıcı olma diyor karacı olan. Kırmadan. Duygularınızı, bir şeyi istemediğinizde ya da istediğinizde ne istiyorsanız doğrudan bu duygunuzu ifade edin. Üzüldüyseniz üzüldüğünüzü çocuğunuza, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza. Duygularınızı yapıcı bir dille ifade edin. Ben dili kullanarak. Sen şunu yaptın. Ben buna karşı kırıldım. Bundan dolayı kırıldım gibi. Duygularınızı yapıcı şekilde ifade edin. Kendinizi sevmek istiyorsanız bunları yapın. Gerçekten önemli olduklarını düşünüyorum. Duygularımız da bizi biz yapan şeylerdir diyeyim. Bazı insanlar duygularını saklarlar, bastırırlar ki bunu ben de yaşadım. Duygularımızı bastırdığımızda araştırmalarıma göre duyguların, öfke duygusunun özellikle bastırılması, yani ifade edilmemesi karaciğere zararlıymış. Bunu da gördüm. Şu an benim de böyle bir sorunum var. Duygularımızı yapıcı bir biçimde ifade etmemiz gerekiyor. Açığa vurmamız, öfkeyi de. Ama kırıp dökmeden, yani açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Ve son 10. maddemiz ise sağlığımıza iyi bakmak. Yani elimizden geldiğince ayda 2-3 kere, pardon özür dilerim, ayda bir kere eğer kendimizi kötü hissediyorsak ayda bir kere kan tahlili yaptıralım. Örnek veriyorum, spor ya da yürüyüş gibi. Çünkü kendimize kötü baktığımızda, yani daha doğrusu kendimize bakmadığımızda zaten kendimizi sevmiyoruz demektir. Kendini seven insan kendine bakar. Ödün de vermek zorundasınız. Önce kendiniz var olun ki sonra başkalarına yardımcı olabilin. Tıpkı uçakta önce çocuğa takılması gibi, hava hortumuydu neydi, unuttum onun adını. Önce çocuğa yardımcı olun. Yangın çıktı mı önce kendinizi kurtarın. Sonra başkalarını kurtarın. Çünkü kendinizi kurtarmazsınız siz ölürsünüz, öbürlerini de kurtaramazsınız. Bunun gibi. Önce siz.
Bu egoistlik değildir. Kendini sevmedir. Egoistlik daha başka bir şey. Ona burada değinemem. Vücudunuza iyi bakarsanız, ki ben sigara kullanıyorum gerçi ama inşallah bırakacağım. Kendinizi daha çok seversiniz. Yani arada bir tetkik yaptırın. Doktora gidip yani bir şey uzamadan üstüne düşün. Ki çevremde kanserden öldü birkaç kişi, geciktiği için öldüler. Yani orası burası ağrımış ama o kişiler önemsememişler, basitçe sağlık ocağına gitmişler vesaire. Ama daha derin bir tetkik yapsalardı daha iyi olurdu, şu an yaşıyor olurlardı. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın ve kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Hoşça kalın.